Sevgili yükselen kovalar, 19-25 Nisan haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, haftayı açarken Ay Yengeç Burcu'da 6. evinizde. Demek ki yoğun bir iş gündemiyle başlıyorsunuz haftaya. İş ilişkileri, kariyer konuları, bunlar dikkat çekiyor hemen haftanın başında pazartesi günü. O gün biraz dikkat, sağlığınızda bir hassasiyet olabilir. Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da vallahi günlük işleriniz o kadar yoğun ki çalışıyor gibisiniz. Yani neredeyse her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Salı itibariyle efendim, salı sabahı itibariyle Ay Aslan Burcu'na 7. evinize giriş yapacak. Perşembe öğlene kadar. Bu da demek oluyor ki hafta ortası pek sosyalsiniz. İkili ilişkiler son derece dikkat çekiyor. Aşk hayatınız ya da evliliğinizle ilgili gündemler, varsa ticari ortaklıklar, ticari anlaşmalar, belki de bazılarınızın davaları, bütün bu konular ön plana çıkacak. Orada çarşamba sabahına dikkat edeceğiz. Çarşamba sabahı Ay-Satürn karşıtlığı var. Ay-Satürn karşıtlıklarında depresif, mutsuz oluruz. Duygusal anlamda bastırılmış hissederiz kendimizi. Üstelik bu hadise 1-7 aksında belli ki ikili ilişkilerle ilgili bir derdiniz olabilir çarşamba sabahı. Sakin. Evet, perşembe öğleden sonra efendim artık Ay Başak Burcu'na giriş yapacak. Bu da demek oluyor ki perşembe öğleden sonra ve hafta sonu Ay Başak 8. evde. Gündeminiz para, para, para. Napolyon'a bağlıyorsunuz. Evet, finansal konular ön plana çıkıyor. Hesap kitaplar ailenizle olabilir. Hayır şahsidir, kredi kartı vesaire. Tazminat, nafaka, miras. Belki ortaklıklarla ilgili finansal konular. Hasılı para efendim gündeminiz. Tabii ki orada böyle Ay Başak'ta 8'de biraz sağlık konuları tetiklenebilir. Kronik sağlık sorunlarınız varsa lütfen ona dikkat edin. Biraz böyle aslında hafta sonu ne bileyim, maneviyatınızla ilgilenmek, meditasyon yapmak vesaire için çok uygun olur. Onu da şimdiden söyleyeyim. Evet, bu haftanın önemli hadisesi 20 Nisan itibariyle Güneş Boğa Burcu'na 4. evinize giriş yapacak. Venüs ve Merkür de eşlik ediyor olacak. Demek ki 20'si itibariyle artık önümüzdeki bir ay gündeminiz aile, ev, yuva konuları, aileden gelecek haberler, aileyle yapılacak ortak aktiviteler, bunlar, oradaki iletişim, tabii Venüs gayet uyum getiriyor bu anlamda, keyifli. Bazılarınızın söz, nişan, kına gibi gündemleri de olabilir ailede. Ayrıca bazılarınızın tabii ki gayrimenkulüyle de ilgili olacağını görüyoruz. Belki taşınmak istiyorsunuz, tadilat yaptırmak istiyorsunuz, evinize bir eşya almak istiyorsunuz. Hani bu anlamda güzel, keyifli bir geçiş başlıyor.